Evet arkadaşlar, en son olarak gördüğünüz gibi yine BubbleCap'le size fraksiyon elde tutmaya bir örnek teşkil eden kurulum göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi üçlü, beşli veya yedili BubbleCap düzeneği olabilir. Birazdan göstereceğim size örnekleri. Yine yukarıda bir seçim düğümü var. Çünkü sıvı örneklemeli, sıvı kontrollü bir işlem bu. Sonuçta bu fraksiyon elde tutma. Burada yine bir düğüm noktamız var. Sıvı seçim ünitesi. Yukarıda da bir tane deflakmatörümüz var. Olay şöyle gerçekleşiyor. Kazanda buharlaşan çiftler burada BubbleCap plakalarından geçerek, her bir tabakadan geçerek seçim düğümüne, seçim düğümünden sonra deflakmatöre geliyor. Deflakmatör de yoğuşuyor ve tekrar gerisin geri düğüm noktasına geliyor. Düğüm noktasında taşma yoluyla tekrar BubbleCap düzenini plakalı yapıya geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan taşarak kazana iniyor. Buhar ve sıvı ayrımları burada BubbleCap üzerinde her bir plakadaki tabaklar üzerinde gerçekleşiyor. Bunu birazdan detaylandıracağım. Veya bunun yerine boş bir kolon, gene 3 inçlik bir kolon örnek olarak söylüyorum. Bir kolon içinde de ağ nozullar kullanarak gene fraksiyon elde tutma yapmak mümkün. Diğerlerinde olduğu gibi, diğer örneklerde olduğu gibi. Gene bir yandan güçlendirme, bir yandan da saflaştırma işlemi gerçekleştirilebilir bu düzenek üzerinde. Gene bunun da en büyük özelliği kısa kolon olması arkadaşlar. Şimdi kurulum üzerinde bakalım isterseniz. Evet arkadaşlar, kurulum üzerinde bakalım. Yine kapağımız var. Buharlaşan etil alkol suyla beraber, diğer safsızlıklarla beraber gördüğünüz gibi 50 santimlik kolonun üzerinden hareketle düğüm noktasına geliyor. Seçim ünitesine. Seçim ünitesinin üzerinde gördüğünüz gibi 6,5-7 kW'lık bir tane deflakmatörümüz var. Burada yoğuşan buhar sıvı halde seçim ünitesine geri geliyor. Burada bir toplama çanağımız var. Toplama çanağında taşma yoluyla, burada bu vana kapalı olduğu sürece taşma yoluyla tekrar 3 parçaya ayrılmıştır burada. Kolonun ekseninden 3'e ayrılan kanallar vasıtasıyla kolona sıvı gönderilir ve merkezden aşağı inen sıvı tekrar nozullar üzerinde ısı kütle transferini gerçekleştirerek kazana geri döner ve bu işlem sürekli devam ederken biliyorsunuz nozulların üzerinde, ağ nozulların üzerinde veya diğer dolgu malzemelerde olabilir bu. Onların üzerinde ısı kütle transferini gerçekleştirirken aynı zamanda dolgunun kendi özelliğinden kaynaklanan nedenlerden dolayı da biliyorsunuz teorik plakalar meydana geliyordu kolonun üzerinde ve bunlar da her biri bir yandan saflaştırmayı arttırırken bir yandan da alkolümüzün güçlenmesine neden oluyordu. Vanayı burada da açarak sıvı seçim ünitesinde reflü oranını ayarlayabiliyoruz. Hatırlayacağınız gibi başları alırken 20 ile 30 arasında reflü oranı seçiyorduk. Göbeği alırken bu oran 3 ile 5 arasında, kuyrukları alırken de isterseniz çok daha yüksek alabileceğiniz gibi 10 ile 30 arasında da reflü oranını seçebilirsiniz. Benzer şekilde son soğutucuya gelerek distilat olarak ürünler alınıyor. Bununla ilgili söylemek istediğim konu arkadaşlar, kullanımının gene sıvı kontrolü bir sistem olduğu için, yani alınan distilat sıvının ayarlanmasıyla gerçekleştiği için son derece kullanımı kolaydır. Enerji ve besleme suyundaki, soğutma suyundaki düzensizlikler, düzensizliklere karşı son derece toleranslıdır. Yani aldığınız reflaks oranının değişmesine neden olmaz. O yüzden son derece kararlı çalışır. Burada da soğutma suyu aşağıdan girer son kondansere, son soğutucuya. Buradan çıkar üst taraftan ve gördüğünüz gibi burada deflakmatörün altından beslemeyi yapar ve üst taraftan da artık lavaboya geri döner. Yani burada da çıkış suyu sıcaklığını bildiğiniz gibi 45 civarında, 45-50 civarında istiyoruz hipotermi olayının gerçekleşmemesi için. O yüzden bakın tekrar söylüyorum, deflakmatör çıkış suyu sıcaklıkları 45-55 arasında tercih edilebilir. Ben genellikle 45 civarında tercih ediyorum bunu. 45-46-44 o civarlarda tercih ediyorum. Duruma göre 50'ye kadar, hatta 55'e kadar da yolu var arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum size. Deflakmatör çıkış sıcaklığı yukarı doğru çıktıkça çok daha düzenli bir ısı kütle transferinin gerçekleşeceğini, boğulmalara karşı bir önlem teşkil ettiğini tekrar size hatırlatmak isterim. İsterseniz seçim ünitesine biraz daha yakından bakalım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi söylemiştim size, deflakmatörümüz yaklaşık 7 kW'lık, 6,5-7 kW'lık bir deflakmatör. Oldukça güçlü yani. Biliyorsunuz kazana 2 tane 3,5 kW takarak 7 kW'lık bir ısıtma sağlayabiliyorduk. O yüzden deflakmatörün güçlü olması gerekiyor. Evet, deflakmatörden inen sıvı, buharlaşan sıvı daha doğrusu. Gördüğünüz gibi bir çanağımız var. Bu çanak gördüğünüz gibi toplama kabında distilatın toplanmasına
Neden oluyor? Üçe ayrılmıştır. Üç boruyla kolonun merkezlemesi sağlanmıştır. Böylece sulama işlemi kolonun merkezden gerçekleşir. Ve benzer şekilde bir tane de çıkış ağzı vardır. Burada gördüğünüz gibi distilatı almak için. Yine bir iğne valf vasıtasıyla son derece düşük debilerde bu valf sayesinde alınması gerçekleşir. Ve damla damla tabii ki alınarak, ilk başta kafalar için konuşuyorum, son derece hassas bir şekilde eter aldehit fraksiyonları seçilebilir arkadaşlar. Merkezden sulama önemli kolonun düzgün çalışması için. Ne kadar merkezden olursa bu sıvı, gelen sıvının, deflakmatörden gelen sıvı ne kadar düzenli bir şekilde kolonu merkezden sularsa, biliyorsunuz ısı ve kütle transferi o kadar iyi gerçekleşecektir. Sistem son derece kararlı çalışır. Söylediğim gibi son derece, gördüğünüz gibi kullanışlı, rahat ve kararlı bir sıvı seçim ünitesidir arkadaşlar. Çünkü burada toplanan sıvı sonuçta vana ne kadar açılırsa ancak o kadar verebilecektir. Bu vananın belli bir ayar yapıldıktan sonra eğer çok fazla gelirse, gelen distilat yukarıdan yoğuşan sıvı çok fazla gelirse, buradaki taş buburlarından kolonun sulaması gerçekleştirilir. Hatta çok daha da fazla gelse üzerinden taşarak tekrar kolona geri dönecektir. O yüzden sistem sıvı seçim ünitesi olarak son derece başarılı ve kararlı bir şekilde çalışmaktadır. Evet arkadaşlar, bu kepleri ilişkin kısaca sizi bilgilendireceğim ama çok fazla teoriye bu noktada girmek istemiyorum. Gereksiz yere bu konuyu uzatmış oluruz. Çünkü burada bu kepin teorisi, kütle transferine ilişkin teorisi bu videonun konusu değil. Daha sonra rektifikasyon konusunda bu konuyu daha derinden inceleyeceğiz. Fakat size şunu söylemek istiyorum. Burada üçlü, beşli ve hatta bunun yedilisi de var. Yedili bubble cap düzeneklerinin olduğunu düşünün. Her birinde fiziksel plakalar vardır. Bunları biliyorsunuz. Fiziksel plaka olarak adlandırabiliriz. 1, 2, 3 fiziksel plaka. Beşli fiziksel plakası. Burada da beşlidir ama bunun yedilisi de var. Tekrar söyleyeyim. Cam olanlarda dörtlü bubble cap düzeneği var her bir plakanın üzerinde. Paslanmaz olanlarda ise her birinin üzerinde üçer tane bubble cap düzeneği var. Bubble cap düzenekleri gelen akışkanın debisiyle alakalı bunlar. Üçlü, diyelim ki 3 birim yukarı doğru verirken dörtlü yukarı 4 birim buhar veriyor. Bu nedenle debilerinde değişiklik olmasının dışında herhangi bir farkı yok. Alkolün gücü anlamında söylüyorum. Üçlüler 90-92, beşliler 91-93, yedililerse 92-94 gücünde alkol üretirler. Biliyorsunuz bu saydığım ürünlerde alınan alkolün gücü hala hatırlayacağınız gibi organoleptik özelliklerin korunma sınırları içerisinde. O yüzden organoleptik özellikleri olan, özellikle meyve ve tahıl distilatları içinde geçerli bu. Bu yapılar tercih edilir. Gördüğünüz gibi bubble cap'ler son derece, özellikle tekrar üstüne basa basa söylüyorum, meyve distilatlarında son derece aromatik özelliklerin korunması konusunda son derece başarılı sonuçlar verir arkadaşlar. Bunlar da fraksiyonel damıtmaya birer örnek teşkil eder. Eğer buradan bu bubble cap düzenekleriyle fraksiyonel damıtmada olduğu gibi işte 94 sınırının altında veriyor bunların hepsi, gördüğünüz gibi. Eğer ben 96,6 yani saf alkol almak istiyorum derseniz, o zaman buradaki plate'leri, tabakaların sayısını arttırmanız lazım. İşte 20'lere 30'lara çıkmanız gerekiyor. Belki daha fazla çıkmanız gerekiyor. Bunları biliyorsunuz demlenme sohbetlerinde, sıralı damıtmalarda, ardışık damıtmalarda bahsetmiştim. Bunların her birinde birer ardışık damıtmanın meydana geldiğini kabul edebiliriz. Örnek olarak söylüyorum. Aşağıdan diyelim ki 12 ile girdi, 59'da çıktı, 59'da girdi, 60 küsürle çıktı, hatırlamıyorum şu anda rakamları, 60'da girdi, 70'de çıktı, 70'de girdi, 89'da çıktı, 89'da girdi, 92'ye çıktı gibi, 94'te çıktı gibi her replikada alkol gücü artarak fraksiyonel damıtma işlemi gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Bunlar da çok yaratıcı süreçlere hizmet ederler. Çeşitli kombinasyonlarda ve çeşitli donanımlarda rahatlıkla fraksiyonel damıtma yapabileceğiniz ünitelerdir. Bunların dezavantajı fiyatlarıdır. Fiyatları daha yüksektir doğal olarak boş bir kulona kıyaslandığında. Ama hem debisi yüksektir, yani yüksek verimlilikte çalışırlar, hem de dediğim gibi son derece kararlı ve fraksiyonel damıtmada güçlü distilatların alınmasına vesile olurlar. Yani sonuç itibariyle arkadaşlar, ister buharla seçim ünitesinde, ister sıvıyla seçim ünitesinde rahatlıkla kullanabileceğiniz kolon tipleridir bunlar, düzeneklerdir. Bunları her birisinde kullanabilirsiniz. Ben kısa kolonlara örnek teşkil etmesi için size bu bubble cap düzeneklerini verdim. Boş kolonda kullanabilirsiniz. Benzer şekilde gördüğünüz gibi burada nozul yoktu. Boş kolonda nozulun yaptığını, yani ağ nozulların yaptığını, ağ dolgu malzemelerini yaptığını burada her bir bubble cap gerçekleştirmektedir.
Böylece fraksiyonel demosfayı tamamlamış olduk arkadaşlar. Benim elimdeki, en azından benim elimdeki takımlarla, cihazlarla bunları tamamlamış olduk. Bundan sonraki konumuz artık rektifikasyon damıtmasına ilişkin düzenekler olacak. Bunların bir üst türevleridir onlar. Onları da bir sonraki videoda ele alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz BubbleCap'in çalışma düzenini biraz daha yakından bakalım. Öncelikle BubbleCap'lerin yapısı hakkında fikir sahibi olalım. Gördüğünüz gibi her biri kapalı bir fincana benzer. Alt tarafta buhar çıkışlarının gerçekleşebilmesi için muhtelif sayıda hesaplanmıştır bunlar. Isı kütle transferleri için delikler vardır. Bunların çapları ve kesitleri elbette her bir plate için belirli sayıda ve belirli birim karededir. Gene arkada gördüğünüz gibi bir boşaltma borumuz var. Üstteki plakada biriken sıvının aşağıya doğru inişini sağlayan. Bakın sıvı belli bir yüksekliğe ulaştığında buradan aşağıya akışla aşağı doğru iner. Ancak gördüğünüz gibi aşağıda ikinci bir fincan daha var. Ters fincan. Gelen sıvı, akan sıvı burayı doldurduğunda artık burun ağzını da aşağı inen burun ağzını da kapatmış olur. Böylece artık buradan buhar girişine müsaade etmez yukarı çıkabilmesi için. Burada bir kapalı havuz haline dönüşür. Sıvı sürekli gelir ve taşan sıvı buradan aşağı dökülür. Şimdi isterseniz biraz daha bütüncül olarak ele alalım. Buhar ve sıvının hareketlerini nasıl gerçekleştiğini daha yakından bakalım. Kazandan buharlaşan alkol yukarı doğru çıkarken gördüğünüz gibi en kolay yol olan bubble cap'lerin içerisine girerek buradaki deliklerden tekrar hareketle her biri birer üst plakaya birer üst plakaya bu şekilde devam eder ta yukarıdaki deflakmatöre kadar. Deflakmatörde soğuyan buhar sıvı olarak aşağı iner. Aşağı indiğinde bakalım sıvı nasıl hareket eder? Sıvı gelir öncelikle. Burada gördüğünüz gibi bu deliklerden akmak ister ama bir sorun vardır. Çünkü aşağıdan bu sırada buhar gelmektedir. Aşağıdan gelen buhar nedeniyle sıvı bu deliklerden aşağı inmeyi beceremez. Çünkü buna gücü yetmez, basıncı yetmez. Peki ne olacaktır? Sıvı burada yükselmeye başlayacaktır. Çünkü aşağıdan buhar akışı hala bu gördüğünüz deliklerden devam etmektedir bu süre boyunca. Sıvı o kadar yükselir ki burada gördüğünüz gibi tahliye borusunun seviyesine kadar, yüksekliğine kadar ulaşır. Ulaşmasıyla beraber buradan taşma borusu da diyebiliriz buna. Taşma borusundan aşağıya, aşağıdaki çanağa gelir. Bu sefer çanakta toplanmaya başlar ve çanakta belli bir seviyeyi geçtikten sonra, bu taşma seviyesini geçtikten sonra aşağı doğru o da boşalmaya başlar. Bu sefer aynı işlemle alt plakada meydana gelir. Gene aşağı inen sıvı, aşağıdan gelen buhar nedeniyle gördüğünüz gibi bubble plate'lerin üzerindeki deliklerden aşağı inemeyeceği için bu sefer bu katta sıvı seviyesi yükselmeye başlar. Ve bu da gene buradaki taşma borusundan aşağı inerek aşağıdaki çanağı doldurur ve bu şekilde sürgüt bu işlemler devam eder. Pekala ısı ve kütle transferi nasıl meydana geliyor? Ona biraz daha yakından bakalım isterseniz. Bubble cap'lerin bu deliklerinden her birinin üzerinde muhtelif sayıda delik var demiştim size. Bunların hepsinin kesitleri hesaplanmıştır. Buradan hızlı bir şekilde buhar çıkarken bu sırada buradaki taşma borunun kodundan dolayı göreceğiniz gibi bu koddan dolayı aslında sıvı seviyesinin altında kalıyor bu delikler. Buradan çıkarken doğal olarak kabarcıklar şeklinde hava kabarcıkları gibi düşünebilirsiniz bunun buhar kabarcıklarını. Sıvıdan geçerken o kabarcıklar şeklinde yukarı doğru çıkarlar. İşte buradan çıkan kabarcıkların yüzeyinde ısı ve kütle transferi meydana geliyor arkadaşlar. Hem ısıyı hem de kütleyi bu noktada değiştiriyorlar. Her biri bu noktada ısı kütle transferlerini gerçekleştirerek bir üst plakaya geçerler. Ne kadar çok üst plakaya geçerse o kadar düşük kaynama noktalı fraksiyonlar haline gelirler. Çünkü gerçekten de düşük kaynama noktalı fraksiyonlar yukarıda birikirken biz bunu biliyoruz. Normal kolon dolgusunda da bunu anlatmıştım size. Düşük kaynama fraksiyonlar yukarı doğru çıkarken daha ağır kaynama noktalı fraksiyonlar daha alt plakalarda, daha ağırı daha alt plakalarda, daha ağırı daha alt plakalarda toplanmaya devam ederler. Bu işlem sürbit bu şekilde devam eder arkadaşlar. Burada çeşitli tipte bubble cap'lere örnek teşkil etmesi için size bu yapıları göstermek istedim. Burada üçlüdür bu yapı. Burada beşlidir. Bunu da yedili olduğunu kabul edebilirsiniz. Bu da beşlidir ama bunun yedilisi de vardır. Gördüğünüz gibi üçlüler 90 ile 92 arasında bir güç üretirler, alkol gücü. Beşliler 91 ile 93 arasında bir alkol gücü üretirler. Yedililer de 92 ile 94 arasında bir alkol gücü üretirler. Gördüğünüz gibi plate sayısı arttıkça alkolün, alınan alkolün gücü de artmaktadır. Gücü arttıkça da biliyoruz ki organoleptik özellikleri azalmaktadır. Burada alacağınız alkolün saflığına bağlı olarak ve gücüne bağlı olarak karar vermelisiniz.
üçlü mü, beşli mi, yedili mi olacağını. Beşli ve yedilinin avantajı şudur. İstenirse ara plakalar çıkarılarak beşli bir bubble plate grubu üçlü olarak, dörtlü olarak kullanılabilir. Yedilisi de benzer şekilde üçlü, dörtlü, beşli, altılı, yedili olarak düzenlenebilir. Çünkü bunların hepsi demonte özelliklere sahip parçalardır. Kaynaklı değillerdir bunlar. Sökülüp çıkartılabilir. Hatta boş kolon olarak bile bunları kullanabilirsiniz. Evet, dezavantajları fiyatlarıdır. Gerçekten fiyatlar yüksektir. Fakat alınan ürüne kesinlikle değmektedir. Fiyatları da bu şekilde değerlendirilebilir arkadaşlar. Gerçekten aldığınız ürünlerin organoleptik özelliklerinin çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü biliyorsunuz organoleptik özellikler buharlı yapılarda çok belirgin olarak kendini göstermekte. Evet arkadaşlar, bu konu ısı kütle transferinde belki tekrar değineceğiz bu konuya. Ama kısaca sizi bilgilendirmek için de bu kipleri örnek olarak verdim. Tabii ki fraksiyonel damıtmaların çok önemli birer parçalarıdır. Bunlarla rektifikasyon işlemi yapılabilir mi? Yapılabilir. Ancak bu yapıda yedili bile olsa asla 95-96'lara çıkamazsınız. Çünkü olayın mekanik özellikleri buna, fiziksel özellikleri buna izin vermez. Gerçekten 96.6 gibi çok saf bir alkol alınmak için belki 25-30-35 plakalara çıkmak gerekecektir. O yüzden bunlar organoleptik özellikler için tasarlanmış yapılardır. Evet arkadaşlar, böylece aslına bakarsanız fraksiyonel damıtmanın en azından benim elimdeki cihazlara bağlı olarak örneklerini sizle paylaşmış oldum. Bundan sonraki yapı artık arkadaşlar rektifikasyon damıtmasına ilişkin yapıları paylaşacağım sizinle. Bunlara çok benzer. Aslında biz temelleri attık. Sadece rektifikasyon damıtmasına girdiğimizde kolon boylarının birer metreye çıktığını göreceğiz. Çünkü artık biz organoleptik özellikleri değil, daha saf alkol almak istiyoruz. Safsızlıkların ortadan kaldırıldığı, büyük ölçüde hatta elimine edildiği demek daha doğru. O yapıları yüksek derecelerde almak için rektifikasyon damıtmasına geçeceğiz. Umarım bu videolar sizler için faydalı olmuştur. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederim.